Özür Paşam, ne diyorsunuz? Hani Christchurch hatırlatmasını da yapalım. Şu Ayasofya meselesi, Ayasofya'nın bir saplantı olması, terör grupları açısından tırnak içinde iştah kabartan bir motivasyon olması. Ne diyorsunuz bu eyleme? Tabii konu çok uzun. Ayasofya konusuna tabii Yunan yaklaşımı, Ortodoks Kilisesi'nin yani Yunan Ortodoks Kilisesi'nin yaklaşımı çok farklı. Burada tabii biz şunu ifade ettiğimiz zaman tam anlaşılamıyor. Yani tarih 1452 yılından değil de tarih milattan önce binlerce yıl öncesinde alınırsa o zaman farklı şeyler konuşuruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bunu anlamış. Ve bunu anladığı için de tarihin, Türk tarihinin Anadolu'da da ne kadar eski dönemlerde olduğunu anlamış. Yani şimdi 452'de Konstantin gelmiş burada işte İstanbul şehrini kurmuş. Öncesinde kim yaşıyormuş? Mesela bu metro çalışması sırasında çıkan kurganlardan neler çıkmış? Yani bunu uzun fazla derine girmeyeceğim ama tarihi bir bütün içine bakmak lazım. Tarihi bir noktadan başlattığınız zaman o zaman farklı şey çıkıyor. Yani Truva Savaşı bile neyin kimle kimin savaşıdır? Nedir, ne değildir? Bilinmiyor. Siz miladı Truva Savaşı ve öncesindeki uygarlıklara dayandırmazsanız yani bu topraklarda yaşayanlar kimdi? Hangi dilden konuşuyorlardı? Bunları bilimsel altyapıyla açıklamazsanız ondan sonra bir dönemden başlatıp tabii uluslararası gücünlerin de bazı işine gelecek şekilde destek alırlarsa böyle yaparlar. Tabii burada hemen böyle şeye gelmemek lazım. Yani kışkırtmaya gelmemek Kuşkusuz. lazım. Bir de şöyle şunu unutmamak lazım. Hani bunun misillemesi yapılabilir mi? Yapılamaz. Niye? Yunanistan'da böyle bir cami kalmadığı için hani misillemesi de yapılamaz. Bunu da ayrıca ifade edelim. Niye? Çünkü orada ne Larissa'da ne Atina'da doğru dürüst bir ibadet edecek yer kalmadığı için camilerin büyük kısmı ya yıkıldı ya kiliseye çevrildi ya da müzeye çevrildiği için Tabii ki Sayın Paşam, bu onun çok ötesinde. Yani İstanbul bizim olacak. Ayasofya'da tekrar kilise olacak. Yunan şehri ve Ayasofya Yunanistan'a geri dönecek falan diye bir paylaşım. Tabii gencecik bir çocuk, yani şöyle o ben şeyle de çok uğraşmamak katılıyorum. Yani lazım, çok kısa ama düşmemek lazım. hani Ama bu eğitim 2000, sistemlerinde evet, var. 2019 yılında iki camiye bir cuma namazı esnasında saldırı düzenleyen, kan gölüne çeviren, katliam düzenleyen bir meczubun da, bir teröristin de hani motivasyonunda Ayasofya bizim olacak, Ayasofya'ya da gittik, ben burada dolaştım, keşif yaptım, değil mi? Tamam. Biz bunları hep gördük. Tamam. Şimdi burada bunların ben bu şahsı söylemiyorum. Tabii kimin tarafından desteklenmiş yani bunu ayrıca çalışması yapılır ayrı bir konu ama milli marşlarından eğitim sistemlerine kadar bu böyle. Şimdi ben Yunan halkına düşmanlık olmasın diyorum bir tarafta ama bir tarafta da bu göç ve sürgün neydi kitabın Mübadele. ismi? Mübadele mi söylüyorsunuz? Evet, Yedi eşim. Mübadele döneminde yazılan kitap, tavsiye ettiğim kitabı şimdi kendim unuttum. Ölüm ve Sürgün. Evet, Ölüm ve Justin Sürgün. McCarthy'in Tamam. kitabını okuduğunuz zaman Türklere ne kadar büyük katliam yapıldığını, çok ciddi bir günümüzde orantılacak olursak belki 50 milyona yakın şu gün itibariyle bir insanın katledildiğini çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. Bunu da yabancı yazar yazmış, yani Türk yazar yazmamış. Dolayısıyla şöyle bakmak lazım. Bu Yunan eğitim sisteminin ürünüdür. Yani ne bu çocuğa ne Yunan halkına direkt düşmanlık Gayet beslemeyelim. tabii. Onu bir tarafa koyalım ama bu tesadüf eseri. Hani burada böyle bir çıktı diyen bir yaklaşım değildir. Yunanlar bunu değişmeyen bir ideal olarak ortaya koyuyorlar.